Evet. 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 Bunların arasından geçiyoruz Sayın Valim. Geçiyoruz işte böyle. Ne oluyor? Etkili oldu mu lan sen? Değiştirmeyin ama ya. Geri ya. Çok 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 sık yaptım. Bu hafta boyunca yapılan etkinliklerle trafikte kurallara karşı duyarlılığın, kurallara uyma noktasındaki toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın artırılması amacıyla Emniyet ve Jandarma Teşkilatı mensuplarımız ve trafik personelimiz özellikle bu hafta boyunca şehrimizin farklı farklı kesimlerinde ve bölgelerinde bu farkındalığı oluşturmak amacıyla güzel etkinlikler yapıyorlar. İşte bugün de buradayız Milli Egemenlik Meydanı'nda, Cumhuriyet Meydanı'nda hep beraber valilik önünde. Ne kadar güzel mevzuat yaparsanız yapın, siz bu kurallara ve mevzuata saygı duyan bireyler, nesiller yetiştirmediğiniz sürece bunlar maalesef kağıt üzerinde kalıyor. Geçtiğimiz Ramazan bayramında tatilin uzun olması sebebiyle biliyorsunuz yine maalesef çok istemediğimiz, içimizi yakan, canımızı yakan manzaralarla karşılaştık. Bunlar bizi ziyadesiyle üzüyor. Onlarca canımız gitti, yüzlerce yaralı, çok büyük, onlar tabii geri gelmez, çok büyük maddi hasarlı kazalarla çok ciddi ekonomik kayıplarımız oldu. Bunların önüne geçebilmek adına trafikte kurallara saygılı, kuralları benimseyen, özümseyen, onlara harfiyen uyan sürücüler yetiştirmemiz lazım. Bunu da çocuk yaşlardan itibaren inşallah yeni yetişen nesille birlikte daha iyi başaracağımızı düşünüyorum. Bu anlamda herkesin üzerine büyük görevler düşüyor. STK'larımızın, emniyetimizin, jandarmamızın, trafik personelimizin ama öncelikle ve öncelikle ve özellikle sürücülerimizin kurallara saygılı, yaya hukukuna saygılı bireyler olarak trafikte seyretmelerini rica ediyoruz. Bu trafik kuralları çok acı tecrübelerin sonucunda ortaya çıkan kurallar. Bunları tekrar test etmenin hiçbir manası yok. Bu kurallara uymak lazım. Sürüş esnasında, seyir esnasında bizi uyaran uyarı tabelalarına ve bilgilendirme tabelalarına, hız limitlerine, hatalı sollama ile ilgili uyarılara muhakkak uyalım. Trafikte ne kadar önlem alırsanız alın, ne kadar güzel yollar yaparsanız yapın. Sonuçta insan faktörü işin içerisine girdiğinde hata yapmamak mümkün değil. Ama bizim amacımız bu hataları minimize etmek, sıfırlamak mümkün değil. Minimize etmek, daha fazla canımızın gitmesini, daha fazla canların yanmamasını, ocakların sönmemesini ki bu bayram tatillerinde özellikle bazı trafik kazalarında bazı ailelerin bütün fertleri hayatını kaybediyor. Ocaklar sönüyor. Bu bizi gerçekten çok ama çok üzüyor. Bunların önüne geçirebilmek için İçişleri Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın öncülüğünde başlatılan bu trafik farkındalığı ve bu toplumsal seferberlik dediğimiz bu seferberliğe ben toplumun bütün kesimlerinin küçüğünden büyüğüne 7'den 77'ye destek vermesini ve bu kurallara özümseyerek saygı duymasını ve harfiyen uymalarını tekraren özellikle ama özellikle rica ediyorum. Lütfen 5 dakika geç gidelim. Hani bir atasözümüz var. Geç olsun da güç olmasın diye. 5 dakika geç varalım gideceğimiz yere. Ama sağlıkla varalım, güvenle varalım. Bizi dört gözle bekleyen, hasretle yolumuzu bekleyen büyüklerimizin, çocuklarımızın üzüntüsüne sebebiyet vermeyelim. Onlarla akşamları ya da vardığımızda mutlu bir kucaklaşma, mutlu bir hasret giderme anını cenaze merasimlerine ya da hastane köşelerinde gözü yaşlı annelere, babalara, evlatlara bırakmayalım.